kızlar bir tanesi montaj yapar kendini güzelleştirir. Bir tanesi boyunu uzatır. Bunların amacı ne ya? Sence benim boyumun uzamaya ihtiyacı var gibi fark duruyor. Fark ettiysen kıyım halinden bahsediyor. Biri diyorum boyunu uzatır, biri diyorum montaj güzelliği onun yapar. Onun ihtiyacı var demek ki. Senin de ihtiyacın var ki böyle yapıyorsun. Göz var, izan var madem ya. Madem çok güveniyorsun kendini niye şap atıyor? Gel yapma. Ya ben anlamadınız galiba aynı şeyi tekrar etmekten yoruldum. Size tekrar etmiyorum. Ben senin gibi çok konuşmayı da sevmiyorum. O yüzden bir daha da anlatmıyorum. Ay zaten bu devirde herkes birbirini kandırıyor arkadaşlar. Benim kayınvalidem yine beni kandırmaya doymadı. Söylemiştim ya fındık bahçesi var. İşte bu sene fındıktan bir ton fındık çıktı. Bir ton fındık 30 bin lira para yapıyor. Ben de eltimi aldı. Dedi ki kızlar bir şey konuşacağım sizinle. Dedi ki kızlar şimdi ben size bir hesap açacağım. Eltimin çocuğu yok onun için de bir hesap açacağım dedi torunlarım için. Bu fındıktan kazandığım parayı işte size bölüştüreceğim. Şimdi hesap yaptım 30 bin liradan. Dedim ki 15-15 verir herhalde. Sonra hesabı açtık. Gittik bir güzel. Ertesi gün yatırdım diye aradı. Hesabı açtım bir baktım. 175 lira para göndermiş. 175 TL. 15 bin TL nerede? TL ne ya? 170. Sonra bitmedi, bitmedi. Eltimi aradım. Dedim ki Özge tamam. Para yatırdı mı sana? Evet dedi 500 lira yatırmış. Oo 500. Sana 500 lira. Ona 500 TL dur. Benim, mi benim çocuğum ya? Var. Hani üç onun katı ya. İşte burada ağlıyor ya torunum. Her şeyim torunum. Her şeyim şöyle. 175 lira ya. Ben hiç, bir tane ayakkabı alırım oğluma. Hiç yatırmasaymış yine daha şaşırmadım, iyiymiş. Yine şaşırmadım. Bir teneke ya zaten 100 lira ya. 75 lirayı da artık ne yaparsın? Hayır bir de ne yapıyor biliyor musunuz? Bunu anlatırken kendi görümcesini de çağırıyor. Onu hava atacak ya. Ha. Anlatırken öyle anlatıyor ki işte ben bunu bölüştüreceğim size. Havasını atacak tabii. Tabii ama ben ne yaptım? Tabii ki gittim. Görümcesini de çağırdım. Yani eşimin halası. Anne dedim 175 lira para yatırmışsın. Bölüştüreceğim dediğin bu mu? Ben dedi geri kalanı ben kendim biriktiriyorum. Ben kendim ona torununa banka yatıracağım. Açık da bu yani. 18 yaşına gelince ben ona vereceğim. Ya Allah gecinden versin. Kimin ne olacağı belli değil yani. Aynen ya. Öyle. Yani kimin ne olacağı belli değil. Versen gelinin eline gelinin zaten biriktirir. Yok verir mi? Canım verir senin mi? Ağzına bir parmak bal sürmüş seni susturmuş o tutturmuş kayınvaliden. İki, bir. Vallahi bitti süre. Yetiştiremedin mi? Eyvah. Suratını bozma. Şey yapmayalım. Kayınvalidem. Perleyi açalım o zaman müziğimiz de gelsin. Gelinim mutfakta. Gelinim mutfakta.